Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir nargile yapımı videosuyla karşınızdayız. Şu an elimde daim tabak konum bir tütünü var. Zeus tütünü. Kodu nerede yazıyordu? Sanırım 02 kodu da. Ürünü birlikte açacağız ve inceleyeceğiz. Şu an tütünü açışını gerçekleştiriyorum. İsmi Zeus tütünü. İçerisinde şeftali, karpuz, maracuja meyvesi, bir de mint yazıyor. Nane ya da buz resmi var. Bakalım nasıl bir tütün. Tütün şöyle, şu şekilde. Küçük paketlenmiş. 50 gram. Kutusu da böyle. Bandrollü bir tütün. Şöyle kesiyorum. Yırttım. Hafif bir nane kokusu var. Şeftali kokusu da geliyor. O da yazdığın diğer meyveyi bilmiyorum. Şöyle tütün. Biraz içeriğinde ufak ufak çöpleri var. Sarı bir tütün. Şu şekilde. Tütünümüzü erkek gülü kullanacağız ve buna koyacağız. Şu şekilde kömürlerimiz de neredeyse olmuş durumda. Kömürümüzün markası neydi? Coco Dalia. Bu da Coco Dalia'nın kömürü. Güzel bir şekilde kızardılar. Çabucak nargilemizi de yapalım. Şöyle biraz şuradan çöplerini ayıracağım. Şöyle dolmasını sağlayacağım. Şu şekilde çöpleri var. İsterseniz ayırabilirsiniz. Kolay yanmaması için. Şöyle ayırıyoruz. Şu şekilde kontrol ediyorum. Olanları ayırıyorum. Tütünümüz böyle güzel, görünümlü bir tütün. Şu şekilde koyuyorum. Şerbetli bir tütün. Serpiştirice koyuyoruz. O zaman söylemiş olduğumuz gibi. Elimle koyuyorum şöyle. Arada çöpler kaçıyor içine. Çünkü iyi seçmedim. Seçmeye de bilirsiniz. Döktüm etrafa galiba. Çok acemice oldu. Sanırım 50 gram tütün orta boy bir lüleğe yetmiyor. Anladığım kadarıyla. Şerbetliye valla biraz baskı uygulasak herhalde 50 gram alır lüle. Şöyle bayağı şerbetli bir tütün. Tabii siz eleştireceksiniz. O tütün çok şerbetli. Şu lüleyi kullansaydın, bu lüleyi kullan. Öyle yap, böyle yap. Valla biz de sanırım toprak lülenin müptelası olduk. Getireceğim bütün lüleleri sırayla kullanacağız. Önce bildiğimiz ve memnun olduğumuz lülelerle tütünleri deniyorum. Daha sonra evet, şu şekilde attım. Tütünü biraz da ziyan ettim galiba.
Her tarafa bir şeyler oldu. Azıcık daha koyayım da. Şuraya. Evet arkadaşlar, tütün böyle bir tütün. Rengi çok hoşuma gitti. Umarım içimi de güzeldir. Çünkü bayağıdır hem video atmadık hem de nargile içmedik. Folyumuz da bitmiş. Germeye çalışıyorum. Arkadaşlar, istediğiniz tarafın üste getirebilirsiniz. Bu konuda serbestsiniz. Şekilde koyuyorum. Ve bir takım kömürlerimiz de hazır. 3 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, 3 dakikamız doldu. Kömürlerimiz şöyle göstereyim ben size. Yine her kömür gibi bu kömürler de karardı. Ufak ufak çekmeye başlayacağım. Bakalım. Sürümüzün tadını merak ediyorum ben de. Her zaman olduğu gibi. Korkuyorum, öksüreceğim diye. Nane tadı geliyor insan boğazına, böyle bir ferahlık bırakıyor. Şeftaliyle karpuzun tadını rahat bir şekilde alabiliyorum ama meyveyi bilmiyordum. Daha önceki içtiğim tütünlerin içerisinde yoktu. O yüzden dolayı farklı bir tat var içerisinde. Sanırım o meyvenin tadı. Ama böyle nane ferahlığı güzel. Nane tütünleri sevenler için. Şeftali ve karpuz tadı geliyor. Böyle bir, farklı bir karışım diyelim. Farklı bir karışıklık var. Yani o marajuan mıydı neydi? İşte ilk başta doğru söyledim ama videonun başında. O meyvenin tadı var sanırım. Biraz da. Yandım, anlamadım ki. Ben karpuzun tadını sevmiyorum. Daha önce içtiğim tütünlerde böyle karpuzlu veya kavun tütünlerde sevmediğim bir tat geliyor böyle. Hoşuma gitmiyor. Sanırım bu karpuzun tadını da kavuna benzettiğim için pek hoşuma gitmedi de diyebilirim. Sanırım beni nanesi rahatsız etti. Tam bilemiyorum yani, bir tuhaflık var ama çözemedim. Hiç böyle öksürmemiştim. Evet, alışıyorum gitgide.
açıldı resmen. Boğazım falan açıldı bayağı bir. Çalışıyorum. Nerede bir dansımda da ben bayılırım burada. Takımı da tanıtayım size. Önceki videoda izlememiş olan arkadaşlarımıza. Ben bu takım, yani her firma takımlara zaten farklı farklı isimler veriyor. Yani çoğu takım birbirine benziyor görsel olarak da. Kafelerde falan da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bu çeşitli takımları kullanıyorlar. Genelde kafelerde bu tarz, bu büyüklükte takımlar kullanılıyor. Arkadaşım bir de yorumlarda sormuştu geçen videomda takımın boyu ne kadar diye. Ölçmedim. Bilmiyorum yani tam olarak boyu ne kadar diye de yani benim boyum kadar var neredeyse takım. Ne kadar olur ki? Şu kadar falan. Bir, üç. Yani lüleyle falan sanırım 1,5 metreye ulaşıyor takımın boyu. Benim bu takımın ismi Gökkuşağı. Farklı isimlerde veren firmalar var söylemiş olduğum gibi. Silikon var puç şekilde. Yeşil. Yani erkek lüleyle kullanılıyor bu takım. Tabii dönüştürücüyle, dişi lüleyle de kullanabilirsiniz. Dönüştürücüsü de mevcut bizde. Şöyle kilitli bir takım, kilitli sistem var. Tahliyesi buradan. Buradan tahliye bölümü. Şişe de bu şekilde. Şurada 3 tane ufak ufak bombesi var. Bombeli bir takım. Yani çok büyük değil bombeleri. Tahliyesi şurada. Şöyle. Buradan çıkıyor. Çekmediğim için de fazla duman çıkmadı şu anda. Yani ben beğendim bu takımı. Güzel bir takım. Yani daha fazla duman çıkartabilirsiniz siz iyi çektiğiniz için. Yani iyi çekenler için. Daha fazla iyi de çekemiyorum içime. Şükür de koyayım. Kokolu daireyi kullanıyorum. Daha önceki kullanmış olduğum kömürlerden daha iyi bu kömür. Hani daha da uzun süre gidiyor. Çok çabuk bitmiyor. Ve diğer kömürler kadar çok kararmıyor kömür. Ve içtiğinizde de kömür tadı gelmiyor. Bazı kömürlerde, yani önceki kullanmış olduğum kömürlerde kömür tadı da geliyordu. Çekeceğim arkadaşlar. Şu an çok sıcak bastı. O yüzden çekemiyorum. Tekrardan. Biraz çekelim. Uzun uzun. Arkadaşlar nane sütünde içemiyorum, buz sütünde içiyorum. Onu anlamış oldum şu anda. Daha önce de lavatmış çayı içtiğimde aynı böyle olmuştu. O da biraz fazla naneli olduğu için. Ay sesim de gidiyor. Bu yüzden evet tütününü yorumlamak gerekirse gelen şeftali tadı hoşuma gitti. Ben sanırım karpuzlu ve kavunuzlu sütünleri sevmedim. Onu da öğrenmiş oldum. Diğer meyvenin ya böyle güzel bir aroması var ama dediğim gibi kavun ve karpuza karşı biraz sevmediğim için normalde o meyveleri de sevmediğim için onların karpuzun da kokusu geldiğinden ve tadı geldiğinden fazla hoşuma gitmedi. Karpuz sevenler tabii ki de beğenecektir bu tütününü. Nane fazlasıyla boğaza geliyor. Bu tütün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ama
Görünüşü de güzeldi tütünün. İçerisinde çok fazla da çöp yoktu. Bunu söyleyeyim. Bu kadar. Söyleyeceğim bir şey yok. Naneli sevenler ve karpuz sevenler için önerebileceğim bir tütün. Kömürler güzel kesinlikle. Yorumlarda da bir arkadaşımız söylemişti. Koko Dalya'yı onun fikri üzerine aldım. Tabii sizde daimin içerisinde karpuz olmayan ve aşırı nane olmayan tütünlerden yorumlara yazarsanız onları da denerim. Bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum ve hepinizin yeni yılını da kutluyorum. İnşallah sağlık, huzur getirir bizlere. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Hoşça kalın.